SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı. Emekli maaşı 14391 TL'ye çıkar. SGK uzmanı Özgür Erdursun maaş zammına ilişkin net rakamı açıkladı. Pek çok emeklinin dört gözle beklediği Temmuz maaş zammı geçtiğimiz ayda belirlenmişti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %24,73 oranında zam verilirken, memur emeklileri de %19,31 zam gerçekleşti. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarıldı. Maaş artışının açıklanmasının ardından ise gözler Ocak ayına çevrildi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, maaş zammına ilişkin net rakamı açıkladı. TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon %24,73 olarak belirlenmişti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Temmuz zammında %24,73 zam alırken, memur emeklileri de %19,31 oranında maaş zammı aldı. 8023 Türk lirası ve altında kök aylığı alan emekliler yapılan zam sonrası maaşları 10000 Türk lirası rakamına gelememişti maaşlardaki yaşanan soruna karşın iktidar harekete geçti. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye getirildi. Ancak pek çok emekli yapılan zammı beğenmedi. Açlık sınırının 20.000 TL'ye geldiği ortamda geçim sorunu emekliyi derinden yaralıyor. Bu noktada emekli maaşlarına yapılan zamda yetersiz olduğu da belirtiliyor. Emekliler şimdiden Ocak ayında yapılacak maaş zammını merak etmeye başladı. Temmuz ile Ocak arasına kadar ki 6 aylık periyotta gelecek olan enflasyon oranı maaşları etkileyecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan, tarafından bankanın Ankara'daki idare merkezinde yapılan enflasyon raporu sunumuna göre, 2024 yılının enflasyon tahmini %38 olarak açıklanmıştı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Ocak ayında hükümet tarafından emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin net rakamı açıkladı. Erdursun, Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon %38 hedefine ulaşırsa %10.70 gibi bir artış emeklilere yapılır. Bir kişinin emekli aylığı 13.000 Türk Lirası ise, emekli aylığına 1.391 Türk Lirası artış yapılır. 14.391 TL'ye çıkar dedi. Ayrıca Erdursun, hedeflenen enflasyonun %40 çıkması durumundaki senaryoyu da açıkladı. Eğer dursun, hedeflenen enflasyon %40 olursa, emekliye %12 gibi bir enflasyon farkı verilir. %45'lik bir enflasyon çıkarsa, bu durumda enflasyon farkı %15 veya 16'lara çıkar. Ancak ben bunu beklemiyorum, maksimum %15 çıkar. Bana göre ise, 2025 Ocak ayında emeklilere %12, %13 arası enflasyon farkı çıkabilir, dedi.